Yalçın, ne dönemlerden geçtiniz? Çillerle 50. hükümetle beraber yol kat ettiniz. Birazdan paylaşacağız. Siyasetin en kirli, karanlık döneminde Ankara'daydınız vesaire. Bugünle mukayese ettiğinizde hangisi daha zor geliyor size? Evet. Yani o dönem gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi zor bir dönemde, hem iktisadi olarak hem terör açısından ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Ama şimdi o dönemi de aşan, hatta bazılarının dediği gibi o yılları aratan bir durumla karşı karşıya bulunmaktayız. Biraz önce o dönemin sorunlarını hem iktisadi, mali hem de terör diye sıralamıştım. Şimdi galiba toplumsal yaşamımızın, siyasi yaşamımızın her alanında bu sorunlar kitleselleşmiş, devleşmiş bir biçimde halkımızın önünde duruyor. Dolayısıyla bu dönemin daha zor bir dönem olduğu, daha sıkıntılı bir dönem olduğu açık bir biçimde kendisini gösteriyor Ayşenur Hanım. Ama sorunların kümeleşmesi, yoğunlaşması, insanlarımızın da buna karşı ciddi bir tepki ortaya koyma arzusunu, kararlılığını, hatta hareketliliğini beraberinde getiriyor. Bugün Millet İttifakı diye adlandırdığımız, tam olarak içinde mi dışında mı bilemediğimiz partileri de katarak söylüyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Parti'nin kesin olarak içinde yer aldığı bir yapılanma, 6 partinin katıldığı bir yapılanma, tüm bu sorunların aşılması için ortak bir çalışma içindeler. Bu daha önceki yıllarda yaşanmamış olan bir şey. Dolayısıyla sorunlar çok ama sorunlara karşı direnç de gittikçe artan bir biçimde ortaya çıkmaya başladı. Şimdi mukayese ettiğinizde evet daha karanlık belki ama direnç de daha çok. Evet, 90'lı yıllara evet, göre. Onu söylüyorum evet. Dolayısıyla hani 2020'li yıllar dersek şayet artan direnç karanlığı yenecek. Kesin. Slogan gibi oldu. Vallahi yok, tam öyle değil. Pratik yanı da var bunun, ben size söyleyeyim. Yani çünkü artan direnç bu sorunlar yumağını yaratanları yenmeye başladı zaten. Yani 2017 referandumunu örnek olarak alabiliriz. 2017 referandumunda atı alan Üsküdar'ı geçmeseydi belki de referandum, anayasa referandumu farklı bir şekilde sonuçlanacaktı. Onu görüyoruz. 2019'da yapılan yerel yönetim seçimlerinde bu daha da açık bir şekilde görüldü. Bir araya gelindiğinde, buna tepki koyanlar, buna direnenler bir araya geldiklerinde bir şeyleri, siyasi yapılanmayı değiştirebileceklerini gördüler, gösterdiler. Şimdi zaten o kararlılıkla, onun verdiği inançla, enerjiyle bundan sonraki seçim ne zaman yapılacaksa o seçime doğru gidiyoruz. Şimdi birazdan efendim Murat Karayalçın'ın 50. hükümette başbakan yardımcısıydınız. Evet. Ne kadar sürmüştü o? Bir 22 ay. 22 ay. 2 yıldan birazcık evet, az sürmüştü. Orada bu ülke tarihinin gördüğü en sert krizlerden biri yaşanıyordu, yaşandı. Fakat sizin o sıradaki şaşkınlığınız da kayıtlara geçti. Mehmet Ali Birand'ın 32. gününden bir şey paylaşacağım ama birazdan. Şimdi önce şöyle bir başlayalım. Direnç derken neyi kastediyorlar? Kastediyor hem konuğum Murat Karayalçın hem de bu konuda görüş sergileyenler. Şimdi efendim hafta sonunda biliyorsunuz bir maraton. Dünyadaki tek kıtalar arası maraton koşuldu. O maratondan bakın şu görüntü yansıdı. Kılıçdaroğlu ortada 1923 göğüs numarasıyla, Akşener 2023 göğüs numarasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tabii ki 34 göğüs numarasıyla, Kılıçdaroğlu'nun yanında İmamoğlu'nun eşi 1934, onun yanında Canan Kaftancıoğlu 1919 göğüs numarasıyla. Bu arada Meral Akşener'in yanında da eşi var. Zaman zaman el ele yürüdüler.
ve pek az gördüğümüz bir manzaraya tanık olduk. O el ele halini pek göremeyeceğiz galiba şimdi ama hemen yanında eşi, arkasındaki acaba çocukları mı? İl başkanı. Ha doğru, evet, Buğra Kavuncu. Ay o kadar genç göründü ki gözüme. Genç zaten. Evet, çok genç gerçekten. Şimdi efendim buna şöyle bir gazete pencere başlık attı. Bir görelim gazete pencerenin bugünkü manşetini. Rakip çatlatan kare diye. Şimdi çatladıkları için mi bilmiyorum. Hakikaten bu özellikle sosyal medyada çok konu oldu ama hiçbiri Fethullah Gülen'in sözcüsü denilen bir zamanlar, basbayağı sözcüsü denilen Hüseyin Gülerce'ninki kadar ilginç olmadı. Hüseyin Gülerce dedi ki sosyal medyada, Twitter'da paylaştığı mesajda, Kılıçdaroğlu ile Akşener maratona katılmışlar, köprüyü geçince makam araçlarına binip gitmişler. Yorum serbest. Hakikaten yani ne diyelim? Gülerce. Gülerce'yi niye andım? Hani az önce Enver Altaylı'dan söz ettim ya, işte mektup yazdığı iddia ediliyor. Şimdi bırakın mektup yazmayı, Hüseyin Gülerce bildiğiniz Gülen cemaatinin sözcüsüydü. Bayağı sözcüsüydü. Zaten Zaman Gazetesi'nde yazardı. Ama son anda öyle bir manevra yaptı ki, çok da kıvrak bir şahısmış. Bugün hani el üstünde tutulan bir beyefendi kendisi. Böyle bir yorum yapmış. Daha doğrusu yorumu bize bırakmış ama hiç gözünden bir şey kaçmamış. Aman nasıl, hakikaten çok böyle şey, hani uyanık bir beyefendi belli ki. Gözünden hiçbir şey kaçmamış. Kılıçdaroğlu'yla Akşener 42 kilometrelik koşmamış ya da yürümemişler. Doğru değil. İki sayın genel başkan da o koşu için maratona çıkmadılar. O iki sayın genel başkanın maratonu seçimlerin sonuna kadar devam ya, edecek. Yanlış yorumluyor. Ya. Şimdi peki iki genel başkanın maratonu devam edecek. Seçimlere kadar devam edecek. Seçimlere kadar. İyi Parti ile CHP'nin arasının bozulması için çok yoğun bir çaba olduğu ortada. Evet. Hem saraydan hem işte meclisteki gruptan, saray medyasından, evet, vesaire. Size göre temel sağlam mı, bozulur mu? Çünkü pek çok vesileyle, yok tezkere ya da başka nedenlerle arada çatlak var dendi. Sizin gözleminiz nedir? Yani bu iki partinin yöneticilerinin ve genel başkanlarının her olaya, her gelişmeye aynı tepkileri vermelerini beklememek gerekir. Sonuçta iki farklı parti. Sol bir parti Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal demokrat bir parti. İyi Parti de merkez sağ bir parti. İkisi arasında önemli farklılıklar var. Ama her iki parti Türkiye'de demokrasinin yeniden inşası için Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni kurumlarla ve sağlıklı bir biçimde girmesi için kararlı bir ittifak inşa etmiş durumdalar. Bu bugün işi değil. Seçimlere giderken anımsayın, Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti'ye 15 parti milletvekili ödünç vermişti. Seçimlere girebilmesi için, getirilen engellerin aşılabilmesi için. Bu Türkiye siyasi tarihinde daha önce örneği görülmemiş bir yaklaşımdı, bir anlayıştı. Bu sergilendi, bu ortaya kondu. Ondan sonra da hemen hemen her önemli siyasi gelişmede, seçimde iki partinin birlikteliği sınandı. Bu test edildi ya da başka bir ifadeyle ve buradan her iki partide çok başarılı sonuçlarla çıktılar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin seçimlere kadar, evet, bu çabaları biliyorum, izliyorum ama tüm bu çabalara karşın bir olumsuzluk yaşamadan menzile ulaşacaklarına içtenlikle inanıyorum. Şimdi gelelim Cumhur İttifakı'na. Şöyle bir iddia atıldı ortaya. Atan da hani bu çevrelerin nabzını iyi tutanlar, Bahçeli gelen ekonomik krizi, buhranı. Şimdi şöyle deniyor efendim, kriz var mı? Var. Zaten pandemi öncesinde vardı. Pandemi sürecinde farklı yönleriyle de olsa büyüdü o kriz. Ama şimdi bir buhrandan söz ediliyor, ekonomik buhrandan.
ve